Bu sahil yolundan arkadaşlar başka bir Marmaros diye denilen başka bir yer daha varmış herhalde. Bura mı orası? O dedikleri yer mi orası bilmiyorum. O tarafa doğru gitmeyi planlıyorum şimdi. Şurada birazcık su olsaydı doldurdum ya. Yok. Sonra belki kaynatır içerdim onu da. Neyse. O hale geldik yani. Yaklaşık 1-2 kilometre daha yürüyüş yerim var. Ve şu plajda bu şekilde devam edeceğim. Yol bana izin verirse tabii. Ya çamur var, bu da su yok ya. İnanılmaz. Geçerken ahır mı ev mi onu da bir kontrol edeyim. Belki su vardır onda da. Bilmiyorum. Susuz kaldık. Burası da yalan çıktı arkadaşlar. Aynı diğer plajlar gibi. Su yok, işletme yok, bir şey yok. Özellikle de su yok, çeşme yok. 3 kilometre kadar ötemde olan şelaleye doğru hareket ediyorum ben şu anda. Dilim damağım da kurudu zaten. En sonunda akan bir su buldum arkadaşlar. Bak. Şişemi doldurdum. Hop. Filtre olarak da bandanamı koydum. Hatta çift filtre yapayım ama temiz duruyor ya. Neyse. Çift filtre. Sonra iç ilmece. Bakalım. Ne kadar kirli. Hiçbir şey yok. Görüntü de yok. Hani bir vardır bir şeyler ama ben öldürmez zannedersem. Öldürürse susuzluk öldürecekti. Onu da atlattık. Ben burada şimdi bir saat kadar bir mola vereceğim. Yemek yiyeceğim. Saat 4.30-5'e doğru geliyor şu anda. Bir saat olmasa da bir yarım saat bir dinlenmem lazım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Hem susuzluk burada hem yorgunluk, dağlar, mağlar derken ben mahvoldum. Özellikle şu susuzluk işi. Bu su şelaleden geliyor arkadaşlar. Az üstte bir patika buldum. Patikadan gelirken su sesini duydum. İndim aşağıya. Hop. Bir baktım. Su. Sinek minek var üstünde de önemli değil. En nihayet Uğurlu plajı. Arkadaşlar. Ben o en son mola verdiğim yerden sonra, daha doğrusu sudan sonra bir kendime geldim. Sonrasında yaklaşık 15 kilometre, 15-16 kilometre uzağımda bulunan karavanıma doğru harekete geçtim. Aşağı indiğim zaman size söyleyeceğim, göstereceğim. Toplam bugün kaç kilometre yaptığımı, 3 günde kaç kilometre yaptığımı size göstereceğim. Ama şu anda o plajı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Asfalt. Asfalt iyi değil aslında da. Toprak yok. Daha iyi. Asfalt yakıyor. Neyse ya. Günaydın. Ya ben size dün döndükten sonra özet geçeceğim dedim ama duşumu aldım. Öyle bir uyudum ki ondan sonra. Çünkü bu dağlarda geçen yolculuğun ardından dün, sadece dün 38 bin adım ve 28 kilometre yol yapmışım. Bu tırmanışlar bilmem neler kilometreden falan da sayılmıyor aslında da. Sabah 8'den akşam 8.30-9. 9'a kadar neredeyse bir fiil yol aldım. Bu dağlarda tırmandım. O kayalardan atladım, zıpladım, bir şeyler yaptım. Bayağı bir atraksiyona girdik. Susuz kaldık. Dilimiz dışarıda, yollara düştük. Bir şeyler oldu oldu. Yara bere içerisinde ayaklarımız, ellerimiz.
Ama günün sonunda aldığım keyif çektiğim zulme değdi. İnanılmaz bir maceraydı benim için. 3 günlük bir maceraydı. Şelaleye gitmedim. Daha sonra daha vakitlice ve daha dinç bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde gidebilmek adına 2 tane küçük şelalesi var buranın. Bir büyük şelale, bir küçük şelale diye geçiyor. Ben bunları daha sonra vakitli bir şekilde size aktaracağım. Göstereceğim. Ben de gidip orada birkaç günlüğüne kamp yapacağım. Çıkan bölümün özeti şu. Benim aldığım tecrübeden kasıt, aldığım ders şu. Manzaralar 10 numara. Gitmeye değer bir şekilde. Yani birkaç kere dağda kaydım. O kaygan taşlardan dolayı tırmanış esnasında kaydım. Bazı yerlerde çok zorlandım. Bazı yerlerde ulan dedim acaba. Neyse. Ama dediğim gibi aldığım ders şu. Mutlaka gidip denemek lazım. Kendine amma. Deneyimlemek lazım. Manzaralar 10 numara. Tek başına doğanın tadını çıkarmak 10 numara. Huzurlu bir şekilde kamp yapmak süper bir şey. Ara ara yani benim telefonlarım çekmiyordu zaten de günlerce. Şöyle söyleyeyim ben size. Son 15 günümün şu an itibariyle 12 ya da 13 günü tam emin değilim. Dağlarda geçti bir fiil. Zannedersem ben Gökçeada'da çadır kampına doyacağım. Belki de doymayacağım. O kadar çok nokta daha belirledim ki kendimce. Ha, çıkışı çok zordu. İnişi daha zor benim için. Ama gideceğim. Bir şekilde gideceğim. 5'er litrelik günlük su istikakıyla çıkmayı düşünüyorum bir dahaki sefere. Ya bu da biraz daha fazla yük olacak bana ama hani 5 litre 4 gün desen 20 litre sadece su. Zaten çantamız ağırdı biliyorsunuz. 55-60 kilo civarında bir yükle çıktım ben. Yetmedi ya. İnanır mısınız günlük neredeyse 5 litre su tüketmişim. Aslında dediğim gibi son gün biraz fazla efor sarf ettim ben. Ama o dereden suyu içip de kendime geldikten sonra bir canlandım. Dağda armutları falan vardı. Onlardan yedim. Bir şeyler yaptım. Canlandım. Lan dedim ki bu şekilde burada durma. Hani şelale suyu tamam temiz sudur. Buff'ımızla filtreledik ama kaynatmadan içilmez şu bu kadar şansımızı zorlamayalım. Hani yine bahsettiğim gibi gereksiz risktir bunlar. Yani kimseler yok oralarda neticede. Hani suyun içerisinde bir madde var mı yok mu kaynatarak da geçmeyen şeyler var, bakteriler var gibi gibi. Bana şu anda sağlamım, bir şey yok. Ama olabilirdi yani. Her ne şekilde olursa olsun ben bu 3 günlük çadır kampından oldukça memnun bir şekilde ayrıldım, evime döndüm. Evim orada. Evime döndüm ve 3 günde yaklaşık 60 kilometre bu dağlarda, taşlık alanlarda, bu çalılık, dikenlik alanlarda yol yapmışım. Kaç bin adım olduğunu bilmiyorum. Hani normalde 30 bin adıma 25 kilometreye falan denk geliyor. 23-25 kilometreye denk geliyor. Dağlık alanlarda olduğunuz için bu kilometre olarak şey yapmıyor. Çok fazla etki etmiyor. Adımlarını da bilmiyorum. Ekran resimlerini falan almıştım. Belki koyarım buralara. Aralara koyarım. Attığım adımı, yaptığım kilometreni. Hiç durmazsanız 5 litre su yetmiyor demek ki. Ha, ben şurada durayım. Burada tamam güzel 2 gün 3 gün kamp yapayım derseniz de 2,5-3 litre civarında su size yeterli oluyor. Ha, bunun içerisinde su sadece içmek için değil, hani kahve yapmak için de kullandım ben. Biraz kahveyi de abartmış da olabilirim. Yok ya abartmadım. 3-4 tane kahve içtim günlük. Soda şişesinde içiyorum biliyorsunuz 33'lük.
30'luk de. Neyse ya. Yani ince hesaba gerek yok. 5 litre su günlük bana anca yetiyor. Bu hareketlilikle, bu eforla anca yetiyor. Yemek konusunda bir problem yaşamadım. Bir çakmak konusunda bir problem yaşamıştım ben ama birinin manyete su bozuldu. Birinin taşı ve gazı bitmek üzereydi. Ateş önemli tabii ki. Ama ben bu ihtiyaçlarımı giderebilmek için Marmaros tarafına gitmeyi düşündüm. Marmaros'u hani bu Uğurlu gibi bir yer zannediyorum ben. Hani bakmadım, Marmaros deyip durdular burada. Hani yorumlarda da şöyle güzel, böyle bilmem ne. Canlı bir yer bekledim. Gittim, her zaman bu kamp boyunca benim geçtiğim plajlardan bir farkı yok. Hatta Aya Nikola Kilisesi vardı. Kilisesinin olduğu tepe altı koyu vardı. Aynı ona da benziyordu yani. Hatta Aya Nikola daha güzeldi. Bilmiyorum artık. Bir iki tane aynı isimle Marmaros, 3 tane daha doğrusu Marmaros plajı diye işaretlemiş. Üçüne de gittim. Üçü de durumu aynı. Kimse yoktu. Bir ben vardım. Ha, hazırlıklı bir şekilde giderseniz aşağıya kadar Marmaros'ta zannedersem altı yüksek bir arabayla inebiliyorsunuz. İnanılmaz yoruldum ben aslında. Yani inanılmaz bir derecede yorgunluk vardı dün geldikten sonra. Çünkü susuz bir şekilde intikal ettim bütün yolu neredeyse. Ya da suyu yavaş yavaş kullandım belli bir saatten sonra. Çünkü suyum bitti. Ama o su sesini duyduğum andaki heyecanımı görmeniz lazımdı sizin. Gerçi çektim herhalde. Ben orada video da çektim. Bakalım o videolarda bir düzenlersem, vakit bulursam size de aktaracağım. Şimdi Uğurlu tarafındayım. Bu ormanlık alanda kamp yasak. Kıyılarında tanıtırım ben burayı ya. İşte çadırlar, madırlar, karavancılar serbest. Duş, tuvalet ücretli 5'er TL gibi bir yerdeyim. Bir daha denizine falan girmedim de burayla ilgili de bir video çekerim ben. Merak etmeyin. Ama o şelaleyi mutlaka gideceğim şelaleye. O Marmaros'a da gidip bir gün orada kamp yapacağım. Bir gün büyük şelalede, bir gün küçük şelalede kamp yapacağım. Ben biliyorsunuz beni. Hani yapacağım. Merak etmeyin. Oraları da size göstereceğim. Ben de göreceğim. Marmaros'u gördük ama şelaleleri daha görmedik. Her neyse. Yani keyifli 3 günün ardından maceramız burada sona erdi. Harika bir kamp vakti geçirdim ben. Harika bir kamptı benim adıma diyebilirim. Ya o dağları bak şimdiden özledim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki şimdiden özledim. Her neyse. Arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar olsun. Bana destek olmak isterseniz de kanala abone olup videoları beğenmeniz benim için yeterli. Çok teşekkür ederim şimdiden değerli yorumlarınız için de. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.